Merhaba arkadaşlar, şimdi yeni bir konuya geçiyoruz. Sayı kümeleri, denklemler, eşitsizlikler. Şimdi öncelikle sayı kümelerini bir tanımlayalım. Bizim en küçük sayı kümemiz ne oluyor? Ya da en başta öğrendiğimiz aslında bu. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor, sonsuza kadar gidiyor. Sonra tam sayılar kümesi. Tam sayılar kümesi arkadaşlar, doğal sayılar kümesinin olduğu gibi tabi yazılmasından başlıyor. Daha sonra bunlara ne ekleniyor? Negatif sayılar eklenmiş oluyor. Bu ifadeler niçin kullanılıyor? Normalde biz günlük hayatta sayı saymak için birden başlayıp sonsuza kadar giden sayıları kullanıyoruz. Daha sonra sıfır kavramı ortaya çıkınca sıfır kullanılmaya başlanıyor. Ama örneğin yerin işte 1000 metre altı ya da işte başkasına olan borcumuz gibi kavramlar ortaya çıktığı zaman biz negatif sayıları da kullanmaya başlıyoruz. Şimdi daha sonra rasyonel, tabii rasyonel sayılar Q ile ifade ediliyor. Rasyonel sayılar ortaya çıkıyor. Rasyonel sayılar dediğimiz şey aslında A bölü B şeklinde ifade edilebiliyorsa biz bu sayılara rasyonel sayılar diyoruz. Yani bir x sayısı eğer a bölü b şeklinde ifade edilebiliyorsa. Burada örneğin işte bir sayısı rasyonel sayı mıdır? Yani normalde bu a bölü b şeklinde gözükmüyor. Ama biz bunu işte 5 bölü 5 ya da işte 4 bölü 4 gibi sayılar şeklinde de yazabiliyoruz. Dolayısıyla bu görmediğimiz gizli bir hep var. Daha sonra bir üst basamakta ne var arkadaşlar? Reel sayılar var. Reel sayılar kümesine ne eklenmiş oluyor? İşte kök 2 gibi, pi gibi sayılar eklenmiş oluyor. Şimdi daha sonra irreel sayılar, reel olmayan sayılar, karmaşık sayılar da var. Ama onu yeri geldiğinde anlatacağız. Şimdi bir de bunları kümeler biçiminde gösterelim. Şimdi doğal sayılar şöyle natural numbers sıfırdan başlıyor, sonsuza kadar gidiyor. Daha sonra bunu kapsayan bir ne var? Tam sayılar kümesi var. Tam sayılar kümesinde işte ne var ekstra olarak? Eksi 1, eksi 2 gibi sayılar var. Daha sonra devam ediyoruz. Bununla birlikte rasyonel sayılar var. Yani işte tam sayıları dahil olmayan 3 bölü 5, 2 bölü 5 gibi sayılarımız da artık bizim sayı kümemize eklenmiş oluyor. Bundan sonra ne ekliyoruz arkadaşlar? Şöyle sarı çizgiyi geçtik ama neyse sarı çizgiyi geçtik ama yapacak bir şey yok. Şimdi reel sayılar ne oluyor? Kök 2 işte pi gibi sayıları eklediğimizde. Yani buradan çıkaracağımız sonuç şu. Örneğin bir sayısı bir doğal sayıdır, tam sayıdır, rasyonel sayıdır, aynı zamanda reel sayıdır. Aynı zamanda eksi 2 bir tam sayıdır, doğal sayı, rasyonel sayıdır, aynı zamanda reel sayıdır. Ancak eksi 2 doğal sayılar kümesinin dışında yer aldığı için eksi 2 ne olmamış oluyor? Doğal sayı olmamış oluyor. Şimdi kısaca bunları anlattıktan sonra sayı çözümleme diyelim. Şimdi AB iki basamaklı sayısını düşünelim. Bu AB iki basamaklı sayısını ben şu şekilde basamaklarına ayırabilirim. Burası ne basamağı? Birler basamağı. Onun için 1 çarpı B diye yazabilirim burayı. AB'deki bu A sayısı onlar basamağında. Dolayısıyla ben bunu 10 çarpı A şeklinde yazabilirim. Bu iki ifadeyi birleştirirsem nasıl yazacağız arkadaşlar? 10 A artı B şeklinde yazacağız. Yani AB sayısı eşittir 10 A artı B. Veya bunun 3 basamaklı formu olabilir. A, B, C. Bu gider yani. Sonsuza kadar götürebilirsiniz bunu. Ama sizde sorularda sonsuza kadar çok da sormayacaktır. Şimdi C birler basamağında C çarpı 1. B onlar basamağında B çarpı 10. A yüzler basamağında A çarpı 100.
olmuş olacak. Bu üçünü birleştirirsek arkadaşlar 100a artı 10b artı c şeklinde biz ABC 3 basamaklı sayısını çözümleyebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili küçük bir örnek yazalım. Diyoruz ki 2 basamaklı AB doğal sayısı rakamları yerleri değiştirildiğinde değeri 18 azalsın. Değeri 18 azalıyor. Azalıyor. Bu durumda kaç farklı AB doğal sayısı vardır? Sıvı vardır. Buraları hızlandırabilirsiniz siz izlerken soru yazma kısımlarını. Şimdi AB 10A artı B şeklinde çözümlenebilir. BA arkadaşlar 10B artı A. Şimdi bu rakamlar yer değiştirildiğinde 18 azalıyorsa bu bölgeden 18 az. O zaman şuraya bir 18 yazarsam ne olacak? Denge kurulmuş olacak. Şimdi buradaki A'yı sağdaki A'yı sola alalım. 9A. Sağdaki 10B'yi de sola alalım. 9B olmuş olacak. Eşittir 18. 9 parantezini alırsam arkadaşlar eşittir 18 olmuş olacak. A eksi B neymiş? 2'ymiş. Yani AB bildiğiniz gibi rakam olmak zorunda. Rakamlar 0'dan başlıyordu. Nereye kadar gidiyordu işte? 9'a kadar gidiyordu. Aralarındaki fark 2 olan bütün rakamları ben tercih edebilirim. Devam edelim bu soruya. Şimdi aralarındaki fark 2 olmak durumundaydı değil mi? A'dan B'yi çıkarttığımda 2 olacak. Şimdi 9'a 0, 9'a 7 pardon. Aralarındaki fark 2. Bu olabilir. 8'e 6 olabilir. 7'ye 5 olabilir. 6'ya 4 olabilir. 5'e 3 olabilir. 2'ye pardon 5'ten oraya nasıl atladım acaba? 4'ten 2, 3'ten 1 olabilir. 2'ye 0 olabiliyor mu? Olamaz arkadaşlar. Neden olamaz? Şurayı çizeceğim. Olamaz. Çünkü siz AB 2 basamaklı sayısını 20 diye yazdığınızı varsayın. Rakamları yer değiştirdiğinde ne olacak? 0'a 2. 0'a 2 2 basamaklı mı? Hayır. Tek basamaklı. Tek basamaklı. Tek basamaklı olduğu için bizim istediğimiz şartı sağlamamış oluyor. İstediğimiz şartı sağlamayanları biz ne yapmıyoruz? Çözüm kümemize almıyoruz. Dolayısıyla bizim sadece kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane sayımız var arkadaşlar. 7 tane olacak. Şimdi devam edelim. Şöyle bir soru yazalım. Diyelim ki A artı 3B artı 7C eşittir 30 olsun. A'nın şöyle max yazacağım arkadaşlar. Pek böyle kullanılmıyor ama maksimum A. A'nın alabileceği en büyük değer nedir? Ve diyorum ki arkadaşlar A, B, C elemanıdır. Pozitif tam sayıdır. Bir de ne diyelim? A, B, C birbirinden farklı. Şimdi bu durumda şöyle diyeceğiz arkadaşlar. A, B, C birbirinden farklı ve ben ne yapmaya çalışıyorum? A'yı maksimize etmeye çalışıyorum. Yani olabildiğince büyük olmasını istiyorum. O zaman B ve C'yi olabildiğince küçük yapayım. En küçük pozitif tam sayıları bir düşünelim. 1 olacak, 2 olacak değil mi? 3 olacak. Böyle gider bu. En küçük pozitif tam sayıyı alıp buraya geldim. İki ihtimalim var. C'ye mi vereceğim? B'ye mi vereceğim? Soru işareti koyuyorum. Burada düşünüyorum. Ben A'ya olabildiğince büyük sayı kalsın istiyorum. Dolayısıyla
a'ya olabildiğince büyük sayı kalabilmesi için şu ifadenin de olabildiğince küçük olmasını isterim. Bu ifadenin de olabildiğince küçük olabilmesi için katsayısı büyük olana küçük sayı veririz. Çünkü katsayısı büyük olana büyük sayı verirsek, örneğin 2'yi düşünsenize, 7'ye verdiğimi düşün. 7 kere 2 14. Yani A'nın alacağı payı büyük oranda C yemiş oluyor. Bunu istemiyoruz. Onun için C'ye olabildiğince küçük veriyorum. B'ye ne kalıyor bu durumda? Daha küçük olan, şuradan yol bulmuş olsun, 2. 2'yi verdim. Şimdi yeniden bir yazalım. A artı 6 artı 7 eşittir 30 olursa, A buradan niye eşit çıkar arkadaşlar? 17 olmuş olur. Evet. Temizledim. Şimdi arkadaşlar, çift sayı nedir? Acaba nedir? Çift sayı, yani birdir bir oynayan arkadaşlar ya da uzun eşek oynayan arkadaşlar bilir. Çift sayı 2'nin katı olan sayılardır. 2'nin katı olan sayılardır, değil mi? Tek sayı nedir? Tek sayı 2'ye bölündüğünde, 2'ye bölündüğünde bir kalanını veriyor. Değil mi? Bir kalanını verir. Hadi yazalım. Şimdi evet, bu zor konunun ardından şimdi bunun üzerine biraz düşünelim. Şimdi bunları kesinlikle ezberlememize gerek yok ama çift bir sayıyı toplarsanız çift geliyor. Yani örneğin 2 ile 2'yi topladığınızı düşünün kafanızda. Ne geldi? Toplama çıkarma ikisini de düşünmüş olduk ama 0 veya 4 gelecek, değil mi? 0 veya 4 derken hani çıkarırsanız 0, toplarsanız 4 anlamında. Böyle bir gösterim de çok yok ama olsun. Şimdi çift bir sayıyla tek bir sayıyı toplarsanız veya çıkarırsanız, yani bunu ezberlemiyorum ben arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum hemen. 2 artı 1 diyelim. 2 ile 1 toplarsak ne geliyor? 3 geliyor. Demek ki ne geliyormuş? Tek geliyormuş. Yani ezberleme yapmasak daha iyi olur herhalde yani. Çünkü bir sürü şey var. Tek ile teki topladığımız zaman acaba ne gelir? Ezberlemeyeceğim. 1 artı 3 ne geldi? 5. O zaman çiftmiş. Tek ile çift yazarsam arkadaşlar, şuradan da zaten çıkacağı gibi tek gelir. Neden? Çünkü öyle demek saçma bir şey olur tabii ama çünkü değişme özelliği var arkadaşlar, değil mi? Yani toplama da özel, toplama da var tabii, çıkarmada yok ama siz çiftle teki toplamanızla tekle çifti toplamanız arasında farklı bir şey elde etmiş olmazsınız. Dolayısıyla tek çift toplamı ile çift tek toplamı aynıdır. Şimdi buradan soru geliyor mu? Tabii geliyor. Ama biz devam edelim. Çarpma üzerinden de biraz düşünelim. Şimdi tek ile teki çarparsanız tektir arkadaşlar. Tek, tek ve tek çarparsanız gene tektir. Tek, 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 tek çarparsanız gene tektir. Siz bir tane çift sayı çarptığınız anda arkadaşlar, n tane sayının arasına, burası çift oluyor. Evet. Şimdi bir tane örnek yazalım. Örneğin 3 üzeri 3 eksi 2 çarpı 7 üzeri 5 artı 3 olsun. Şimdi arkadaşlar, 3 tane tek sayının çarpımı. Tek çarpı tek çarpı tek. Neye eşit olacak? Tek. Çift var. Bir tane çift varsa buraya bakmama bile gerek yok. Burası çifttir. Burası tek. Yani tek, çift ve tek. Tekten çift bir sayı çıkarırsanız hiç bunu ezberlememe gerek yok. Artı aklıma başka bir tek sayı getiriyorum. Ne geldi? 4. Bu da çift oldu arkadaşlar. Mesela şöyle düşünelim. 892 üzeri 3 artı 981 üzeri 5. Bu nedir arkadaşlar? Tek.
5 tane tek sayıyı üst 5 tane tek sayıyı yan yana çarparsanız sonuç gene tek olacaktır. Burası çift. Burası da çift arkadaşlar. Yani 3 tane çift sayıyı çarpsanız da ya da bir sürü tek sayının yanına bir çift sayı çarpanı ekleseniz de sonuç ne olacaktır? Çift olacaktır. Çiftle teki toplarsanız ne, bilmiyorum bunu. Hemen aklımdan bir örnek düşünüyorum. 0 tek ney? 1 olsun. 0'la 1 topladım. 1. 1 ne oluyor? Tek. Onun için cevap tek olmuş oluyor. Evet, bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Gelecek ders görüşmek üzere.